Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının üçgenler fasikülünü çözüyoruz. Konumuz üçgenlerde benzerlik, test 3, birinci soruya geldik. Köşeleri A, B, C ve D harfleriyle isimlendirilmiş dikdörtgen biçimindeki pencerenin CD kenarı ve BC kenarı etrafında eşit açıyla açıldığı durumlar şekil 1 ve şekil 2'de gösterilmiş. Bakın şu şekilde penceremiz açılmış. İki durumda da hem yana doğru hem de üstten arkadaşlar aynı açıyla açılmış. CD uzunluğu 160 santim, AD uzunluğu X olarak veriliyor. Şuraya da X'i yazabiliriz. Şuradaki 160'ı şöyle bu taraflara da yazalım arkadaşlar. Her iki tarafa da. Şekil 1 ve şekil 2'de pencere camının sol üst köşesinin ABCD yüzeyinin olan en kısa uzaklıkları sırasıyla 90 santim ve X santimdir. Şunu demek istiyor arkadaşlar. Şu noktadan AD yüzeyine dik çizdiğimde şu uzaklığın 90 santimetre olduğu söyleniyor. Şuradaki nokta açımızı belirgin yapalım. Şu uzunluğumuz, şurası arkadaşlar X kadardır. Onu da başta söylemekte yarar var. AD uzunluğuyla şu uzunluğumuz birbirine eşit. Çünkü oradan penceremiz açılıyor. Daha sonra şuradaki sol üst köşedeki arkadaşlar noktanın da yine ABCD yüzeyine olan uzaklığı da X olarak veriliyor. Şöyle gösterelim. Şöyle X diyelim arkadaşlar. Bu noktanın simetri şurası, bakın şu köşeden de yine ben ABCD yüzeyine dik çizebilirim. Bakın uzantısı değil de oraya dik çizdim. Bakın şu kenar uzantısı değil, buraya X dedim. Yani doğru anlaşılsın diye. Buradan iki tane bakın dik üçgenimiz var. Bu iki dik üçgenin ikişer açısı birbirine eşit. O halde açı açıya göre dik üçgenlerimiz benzerdir. Ve benzerlik oranını yazıyorum. Sol taraftaki üçgende 90'ın karşısında X var. Sol tarafta 90 derecenin karşısında hipotenüs 160 santim eşittir. Sol taraftaki üçgende noktalı açının karşısında 90 santimimiz var. Ve sağ taraftaki üçgende noktalı açının karşısında X santim var arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsak X kare eşittir 90 çarpı 160. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda X eşittir buradan 120 santim olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt arkadaşlar burada B şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. Katlanabilir ahşap masanın eşit uzunluktaki ayaklarının bağlantı noktası K noktasıdır. Şekil 1'de masanın yerden yüksekliği 100 santim. Şekil 2'de ise masanın yerden yüksekliği 150 santimdir. K noktasının şekil 1'de masanın AB yüzeyine uzaklığı ile şekil 2'de yere olan uzaklığı eşit olduğuna göre, yani şunu diyor arkadaşlar, şekil 1'de K'nın masa yüzeyine olan uzaklığı şurası olsun, burası ile X diyelim oraya. İkinci durumdaki K'nın yere olan uzaklığı X'miş, yani birbirine eşitmiş. Eşit olduğuna göre K noktasının şekil 1'de yere olan uzaklığı kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar bakın dikkat edin, bizden aslında şuradaki uzunluk haşı istiyor. Yani amacım haşı bulmak. Evet. Şimdi şuradaki haş aynı zamanda nedir? 100 eksi x'tir arkadaşlar. Şimdi yukarıda şu şekilde burayı şöyle çizecek olursam ben. Şuradaki uzunluğumuz 150 eksi x olacaktır. Burada kelebek özelliğini görüyorsun. Soldaki ve sağdaki şekillerde kelebek özelliğimiz var. Bakın ben bir oran yazacağım. BK bölü KC. BK bölü KC. Birinci şekilde X bölü 100 eksi X olarak yazılabilir. Doğru mudur arkadaşlar? Yani ben ne yaptım? Şuradaki kelebek özelliğini kullanmış oldum arkadaşlar. Sağ tarafta da yine BK bölü KC aynı şekilde 150 eksi X bölü X olarak yazılabilir. Yani şu uzunluğun şu uzunluğa oranı arkadaşlar. Yani burada da bir kelebek durumu söz konusu. Tamam. O zaman buradan içler dışlar çarpımı yaparsak X kare eşittir 100 eksi X çarpı 150 eksi X arkadaşlar. Bu işlemi yaptığımızda
x değerimiz buradan 60 olarak bulunur. Yani işlemi yapmak istemiyorum. Şurada parantezleri dağıttığımızda x kare gelecektir. X kareler gidiyor zaten. X'i çektiğimizde 60 değeri bulunur. Ama bizim cevabımız 60 değil. Biz niye arıyorduk? K'nın yeri olan uzaklığını. Şurası 60 olduğuna göre geriye kalan buradaki uzunluğumuz 100-60'dan 40 olarak bulunur. Yani h dediğimiz değer 40'tır. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 3. sorumuza. Şekil 1'de çubukların uç uca eklenmesiyle elde edilen kırmızı renkli çubuklar birbirine paraleldi. Şekil 2'de ise mavi renkli çubuğun A noktası etrafında saat yönünün tersi yönünde döndürülerek diğer ucunun B noktasıyla çakıştığı durum gösterilmiştir diyor. Yani buradaki mavi çubuğumuz arkadaşlar şöyle döndürülüyor, A köşesi etrafında bir ucu B ile çakışıyor. Bu durumda mavi renkli çubuk arada bulunan kırmızı renkli çubuğun orta noktasından geçmektedir. Burada da göstermiş arkadaşlar. Altta ve üstte bulunan kırmızı renkli çubukların uzunlukları sırasıyla 12 birim ve 4 birim olduğuna göre arada bulunan kırmızı renkli çubuğun boyu kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi şuraya 12'mizi yazalım. Üstteki çubuğumuz da 4'müş arkadaşlar. Şimdi şekil 2'de burada bir temel orantı görüyorum. Burada paralellik olduğuna göre arkadaşlar şu eşit olan uzunluklara öncelikle x diyerek başlıyorum. X bölü 12 burada bakın şu uzunluğun tamamına oranı verecektir. İsterseniz buraya arkadaşlar biz k diyelim. Buraya da l diyelim. AK bölü AL temel orantıyı bakın uyguluyoruz. X bölü 12'dir değil mi? O zaman AK uzunluğunu ben XK, AL uzunluğuna 12K diyebilirim. Direkt X ve 12 yazamam arkadaşlar. Çünkü X ve 12 ile orantılı. Yani buraya XK dedik şu uzunluğumuza. Tamamı da 12K oldu. 12K'dan XK'yı çıkartırsak buradaki KL'yi buluruz. Yani 12K eksi XK arkadaşlar. Şimdi AL ile AB birbirine eşitti. O zaman bunları karşıya taşırsak aynı uzunluklar burada da olacaktır. İkizkenarlık var. Burası da arkadaşlar şu uzunluğumuz da direkt ben yazmayayım, okla göstereyim arkadaşlar. 12K eksi XK'dır. Şimdi tepe noktası aşağıda olan şuradaki üçgenimize dikkat edin. Buraya da bir isim verelim. M, A, B, M üçgeninde X bölü 4 arkadaşlar dikkat edin. Oranlamaya X bölü 4 eşittir. Kimin kime oranı olacak arkadaşlar? Buradaki şu uzunluğun 12K eksi XK uzunluğunun tamamına oranı olması gerekiyor. Tamamı da bunun kaçtı arkadaşlar burada? 12K'ydı. 12K'yı şuraya yazıyoruz. Arkadaşlar kısacası ne yaptık? Bunu buna oranladık arkadaşlar. Ve sağ taraftaki oranda K parantezini alıp şu K ile sadeleştirebilirim bunları. Sağ tarafta ne kalıyor? 12 eksi X bölü 12 kalmış oluyor. Eşittir X bölü 4. Paydaları sadeleştirebilirim. İşler dışlar yapmadan önce. Daha sonra yaparsam 3X eşittir 12 eksi X bulunur. 4X eşittir 12'den X buradan 3 olarak bulunmuş olur. Evet. Ben nereye arıyordum? Buradaki çubuğun uzunluğunu arıyordum. Burası 2X arkadaşlar. 2X eşittir buradan 6 olarak bulunur. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik 4. sorumuza. Aşağıdaki paltoda daire şeklindeki düğmelere ait bazı bilgiler verilmiştir. Tamam. Buna göre siyah düğmeler arasındaki uzaklık kaçtır? Biz siyah düğmeler arasındaki uzaklığı bulacağız. Anlaşıldı arkadaşlar burada. Şimdi bilgilerimizi okuyalım. Kırmızı, mavi, siyah düğmelerin paltonun alt kenarına olan uzaklıkları sırasıyla 60, 75 ve 100 santim. Yani buradaki kırmızının arkadaşlar aşağıya olan uzaklığı, alt kenarına olan uzaklıkları sırasıyla şöyle çizelim. Şöyle. Evet, bunların uzunluklarını da bize vermiş. Kaçmış? 75. Düzeltiyorum. 60. Sonra 75 ve 100 olarak verilmiş arkadaşlar. Solda ve sağda kalan düğmeler kendi aralığında doğrusaldır. Tamam. Onların doğrusal olduğunu şu şekilde gösterelim. Hepsinin. Tamam. Hatta şunları da şöyle birleştirelim. Bunlar da ne oluyor?
Arkadaşlar aynı hizada olduğu için paralel olmuş oluyor bu şekilde. Kırmızı düğmeler arasındaki uzaklık 12 santimetre. Yani şurası 12'ymiş şurası. Mavi düğmeler arasındaki uzaklık 18'miş. Şurası da 18 arkadaşlar. Siyah düğmeler arasındaki uzaklığı şurayı x'i istiyoruz. Şimdi şunu devam ettirirsem burada arkadaşlar. Şu şekilde. Şurayı devam ettirirsem. Burası neydi? 60'tı. Geriye burada ne kalıyor? 40 santim kalıyor. Şurası da 60 olduğu için şuraya ne kalıyor arkadaşlar? 15 kalıyor. Şimdi ben bunu şöyle göstermek istiyorum. Aslında burada şöyle yamuk var. Düğmelerin olduğu kısım. Buranın 12 olduğunu biliyorum. Burası 18. Burası da x'miş. Şuradaki mesafeleri de biz biraz önce bulduk. Şöyle. Burası 15. Şurası da 40 arkadaşlar. Şimdi burada benzerlik kullanmak istiyorum. 15 ile 40'ın arasındaki oran sadeleştirirsen 5 ile 3 bölü 8'dir. O halde şurası 3K iken burası 5K olacak. Neden? 3 bölü 8. Bakın tamamı. 3 bölü 8. Buraya 5K kalıyor. Şimdi burada daha önceden bir soruda karşımıza gelmişti. Pratik bir yöntem söyleyeceğim. 12'den 18'e kaç artmış arkadaşlar? 6 artmış. Bakın 3K'da görüyorsunuz. 3K'da kaç artmış? 6 birim artmış. Peki 18'den buraya kaç artması gerekir? Burada ne var? 5K var. O zaman 5K'da arkadaşlar kaç artar? Önce onu bulmamız gerekiyor. Burada bir orantı yaptığımız zaman 10 artar diyeceğiz. 10. O zaman 18'in üzerine 10 eklediğimde cevabım 28 olacak. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Aşağıda ABC üçgeni biçimindeki ağılın bazı uzunlukları metre türünden verilmiştir. Bu ağılda yavru keçiler ile annelerini ayırmak için ağıl D doğru parçası boyunca kapatılmıştır. Şuradan kapatılmış arkadaşlar. BG ve EF kapıları sırasıyla B ve E noktaları etrafında eşit açı ile oklar yönünde açıldıklarında BD ve AE kenarları ile üst üste geldikleri bilinmektedir. Buna göre EC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu kapılar şu şekilde açıldığında eşit açıyla açılıyormuş. O zaman bu ne demektir? Bu açılar eşit bakın. Soruda veriliyor eşit açı diye. Daha sonra A açısı burada ortak bir açı. Hem ADE üçgeninde hem ABC üçgeninde. O zaman üçüncü açılarımız da birbirine eşit olacak. Demek ki bu iki üçgen açı açıya göre benzerdir. Şimdi küçük üçgenden başlıyoruz. Benzer üçgen olduklarına göre arkadaşlar. EC uzunluğu x diyelim bu arada. Küçük üçgende noktalı açının karşısında 30 var bakın. Büyük üçgende noktalı açının karşısında 40 artı x var. Küçük üçgene geri dönüyorum. Burada çift çizgili açının karşısında 40. Diğer büyük üçgende çift çizgili açı burası ve orada 30 artı 70 yani 100 var. Gerekli sadeleştirmeleri şöyle yapalım. Bununla bunu sadeleştirdim. 2'ye 5 oldu. Şimdi içler dışlar yapalım. 150 eşittir 80 artı 2x. Bakın içler dışlar çarpımı yapmadan önce geometride sadeleştirme yapıyorum. Yoksa büyük değerlerle uğraşmak zorunda kalırım. Büyük değerleri çarpmak zorunda kalırım. Buradan 2x eşittir 80'i bu tarafa attık 70. X eşittir buradan 35 olarak bulundu. Benim aradığım doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 6. sorumuza. Bazı uzunlukları birim türünden verilen ABC üçgeni şekilli bir de gösterilmiştir. Bu üçgenin C noktası etrafında bir miktar döndürülmesi sonucu oluşan görünüm şekil 2'dedir. A noktası A üssü B üssü kenarlarının üzerinde bulunduğuna göre B ve B üssü noktaları birleştirilerek elde edilen BB üssü uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Bakın C noktası etrafında ben bunu döndürdüğümde şekil 2 elde ediliyor arkadaşlar. Şekil 2 de şu AC uzunluğu şekil 1'deki DC uzunluğuyla aynı. Yani bu da açıortay olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü onun üzerine geliyor. Onu da şu şekilde göstermekte yarar var. Daha sonra B köşesi ile B üstü köşesi açıları da birbirine şu şekilde eşit olmak zorunda. Değerleri de yazalım. Burası 8'di. Şu 3, şurası 4 arkadaşlar.
Başka hangi değerlerimiz var? Evet, burası da 6. Şimdi şu BC uzunluğuyla bakın. BC ile B üssü C uzunluğu da eşit olduğu için şuraya 2 diyebilirim. Bunun dışında burada başka yazmam gereken, evet şurası da bakın 3 birim olacaktır arkadaşlar. Burada neyi görmemiz gerekiyor? Dikkat edin. Şu AC üstünde yazalım. AC uzunluğunu da yazalım. Bakın burada şu bunun üzerine çakıştığına göre arkadaşlar. O da orası da 6 birim olacaktır. Şimdi AC'nin 6 olduğunu nasıl kanaat getirdik? Çünkü AC uzunluğu ile DC uzunluğu bakın üst üste çakışıyor. Bu bunun üzerine geliyor arkadaşlar burada. O yüzden 6 6 dedik. Şimdi burada dikkat ediniz. CAD üçgeni ile CB üssü B üçgeni benzerdir. Neden benzer? İkisi de ikizkenar bir kere bakın. DC ile AC eşit 6 6. BC ile B üssü C de eşit 8 8 ikizkenar. Tepe açıları da eşit bunların. O yüzden bu iki üçgen kenarı çekenara göre benzer üçgenlerdir arkadaşlar. O zaman benzerlik oranını yazıyorum. Şimdi bu istediğim uzunluğa x yazalım. Küçük üçgenden başlıyorum. Noktalı açının karşısında küçük üçgende 3 var. Burada ise noktalı açının karşısında x var. Yani 3 bölü x diyorum. Daha sonra eşit kenarlara bakalım. Küçük üçgende eşit kenarlar 6. Büyük üçgende eşit kenarlar 8. 3 ile 6'yı sadeleştirelim arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapalım. Buradan x eşittir 4 olarak bulunmuş olur. Geldik 7. sorumuza. Aşağıda bir üçgenin kenarlarına paralel olacak şekilde çizilen doğru parçaların çizim aşamaları verilmiştir. Şekil 1, şekil 2, şekil 3. Önce bakın D noktasından BC'ye paralel çiziliyor 6 birimlik. Sonra AC'ye paralel çiziliyor. Son aşamada da AB'ye paralel çiziliyor. Yani hepsi aynı şey aslında. Diyor ki D noktası ABC üçgensel bölgenin ağırlık merkezi. Bakın burası çok mu çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Ve EFG noktaları ABC üçgeninin kenarları üzerinde bulunduğuna göre ABC üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Birinci şekle baktığımızda tabi hepsini okumadık burada. Burada 6 birim, 5 birim, 4 birim çizildiği söyleniyor. Biraz önce zaten bunu biz şekil üzerinden anladık arkadaşlar. Şimdi A'dan bir kenarortay çiziyorum. D'den geçecek şekilde. Şimdi D burada ağırlık merkeziydi. Değil mi arkadaşlar? Ve 1'e 2 oranında bu D noktası kenarortayı bölüyordu. K'ya 2K yazıyorum. Ve burada paralellik olduğuna göre şu 2 bölü 3 oranından 6 bölü buranın da 8 olduğunu direkt artık söyleyebiliyoruz. Kenarortay olduğuna göre 8 ise burası 8'dir. Bakın BC uzunluğu kaç bulundu burada? Burayı düzeltiyorum arkadaşlar. Şurası 9 olacak. Şunu düzeltiyorum. Evet. Burayı düzeltiyorum. 18 olacak burası. Yani şu uzunluğun kaç katı çıkıyor? 3 katı. Aynı şey burada bakın. Var. Burası 5 ise o zaman AC uzunluğu bunun 3 katı çıkacaktır. Aynı mantıktan 15. Burası 4 olduğuna göre AB uzunluğu bunun 3 katı çıkacaktır. Aynı mantıktan 12. Ve böylece bu üçgenin kenarları 12, 15 ve 18 olacaktır. Toplarsak arkadaşlar 12, 18 daha 30, 15 daha 45 olacaktır. Doğru yanıt A şıkkıdır arkadaşlar. Evet, bakın şuradaki oranlamaya dikkat edin. Ben yine de yapmak istiyorum. 2 bölü 3 içim rahat etmedi. 2 bölü 3. 6 bölü işte şuraya x dersiniz arkadaşlar. X eşittir buradan 9 çıkar. 9, 9, 18 yaptı arkadaşlar. Yani BC kenarı buradaki DE'nin 3 katı. Diğerlerinde de aynı mantık olacağı için hep 3 katı dedik arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Aşağıda birim kareli düzlem verilmiştir diyor. Buna göre KLMN ve O noktalarından hangisi A ve C noktaları ile birleştirilir? Hissediyor. Elde edilen üçgen BCD üçgenini ile benzer olur diyor. Şimdi ben şuradaki BCD üçgeni ile benzer bir üçgen oluşturmak istiyorum. İşte buradaki C ve A ile buradaki noktalardan hangisi birleşirse bu sarı üçgene benzer bir üçgen oluştururum. Buna bakıyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu sarı üçgenin kenarları kaça kaç? Bakın CD 3 birim. BC uzunluğumuz ise burada 4 birim değil mi? Yani dik kenarlar arasındaki oran 4 bölü 3'tür arkadaşlar. 4 bölü 3.
O zaman buna benzer bir üçgen oluşturacaksam diğer oluşturacağım üçgenin de kenarları arasındaki oran, yani şöyle diyelim arkadaşlar, şu A köşesiyle C'yi birleştirdik ama bu nokta hangi nokta bilmiyoruz. Bunun buna oranı 4 bölü 3 olmalı veya arkadaşlar tam tersi, bunun buna oranı 3 bölü 4 olmalıdır. Yani şuradaki oranı vermesi gerekiyor. Bakalım şimdi. Şuradan şöyle birleştirdim. Kaç birim burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile neyi bölersem, oranlarsam bu 3 bölü 4'ü yakalarım. Önce 3 bölü 4'e eşit diyorum arkadaşlar. 8'i oranlarsam. Güzel. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam şu noktaya geldi. Hemen birleştirelim bakın. Şöyle birleştirdim. İşte burada oluşturduğum bu üçgenin arkadaşlar bu kenarı 6 birim, bu kenarı 8 birim. Yani bu kenarlar arasındaki oran 3 bölü 4. Peki 6 bölü x'i arkadaşlar burada 4 bölü 3'e eşitleseydim ne olurdu? O zaman da arkadaşlar şöyle bir şey karşımıza çıkardı. 18 bölü 4 çıkardı. Bu da kesirli bir değer olurdu. 4,5. 4,5'ta bulunan bir nokta yok arkadaşlar bu yüzden. Olmadığı için o yüzden bunu almıyoruz. Tamam mı? Yani x buradan 8 olacak. Yani doğru yanıt B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Benzerlikle ilgili 4. testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.